Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 2021'in ikinci yarısına başlıyoruz ve Haziran tabii ki çok önemli. Tutulma dönemindeyiz. Mayıs sonunda meydana gelen ay tutulması ve bu ay yaşayacağımız güneş tutulması kadersel olarak önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek. Sizin için de gündemler önemli. Güneş 20 Haziran'a kadar İkizler Burcu'nda ilerliyor. Değişken bir burçta. Merkür gezegeniniz Merkür geriliyor olacak 22 Haziran'a kadar ee, ve bu ay biraz yavaşlamanız, biraz daha fazla içinde bulunduğunuz şartları gözlemlemeniz, sorgulamanız gerektiğine de işaret ediyor bu durum. Evet önemli hedefleriniz var, planlarınız var, özellikle iş, kariyer konuları, ile ilgili sorumluluklar, daha kadersel konular, toplumdaki statünüzle ilgili geleceğinizi şekillendirecek konular var. Ve bunlar belki bir süredir başladı. Özellikle son 6 aydır çok uğraşıyor olabilirsiniz. Ama şimdi Merkür gerilerken biraz yavaşlamak gerekiyor. Ne kadar yol aldık? Neleri doğru yaptık? Eksikler var mı? Görmediğimiz bazı detaylar var mı? Siz çok detaycısınız ama bazen gözümüzden kaçırdığımız bir şeyler olabilir. Şimdi Merkür ikizlerde bu detayları görmemiz için bizi biraz yavaşlatacak. İkizlerde çok güçlüdür ama biraz yüzeyseldir. Yani birden fazla konu da gündemde. Çok haber var, kafanızı karıştırabilecek bilgi akışı var, trafik var. Aynı anda iki ya da daha fazla işle de ilgileniyor olabilirsiniz. Şimdi biraz bunları dengelemek gerekiyor doğru ilerleyebilmek için. İşte ayın büyük bölümünde bu kararsızlıklar, bu belirsizlikler, kafa karıştırıcı etkiler de gündeminizde olabilir. Ama daha önceden değerlendiremediğiniz, gözden kaçmış konuları Tekrar değerlendirme fırsatları da bulabilirsiniz. Yani yeni imkanlara da açık olabilirsiniz. 10 Haziran'da yeni ay doğuyor. Aynı zamanda bir güneş tutulması bu. 19 derece ikizler burcunda halkalı güneş tutulması. Sizin için çok etkili, çok önemli bir tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Ee, sevgili başaklar, yükselen burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa, güneş burcunuz 19 derece ve yakınlarındaysa, değişkenlerde özellikle ikizler, başak, balık, yay burçlarında gezegen yerleşimleriniz varsa bu tutuma daha kadersel, daha güçlü, daha uzun süreli hayatınızda şekillendirici olabilir. Evet, kuzey düğüm yönünde bir tutulma olduğu için aslında bizi ileriye taşıma olasılığı var. Yani size yeni bir kariyer imkanı, yeni bir iş imkanı, toplumda değişimler, yeni bir imaj, yeni bir statü oluşturabilir. Merkür retrosu biraz geciktirici. İşte bu Merkür retrosu şartları olgunlaştırmak için çalışacak. Belki geçmişten gelen fırsatları değerlendirmeniz için yeni bir imkan sunacak size. O yüzden 22 Haziran'a kadar, Merkür düzenine kadar çok hızlı karar vermemekte fayda var. Detaylara dikkat edelim, planlayalım, düzenleyelim, eksikleri tamamlayalım. Ama 22 Haziran'dan sonra Merkür düzeldiğinde, bu tutulmanın etkileriyle hayatımızda yeni kapılar açılabilir ya da biz yapmak istediğimiz işlere daha rahat koyulabiliriz sevgili Başaklar. Evet 2 Haziran'da Venüs yengeçe geçecek 27 Haziran'a kadar Venüs yengeçte iyicil bir etkidir. O yüzden bu ay arkadaşlarınızdan, yakınlarınızdan, sevdiğiniz kişilerden destekler alabilme imkanınız güçlü görünüyor. Yani Venüs iyicil bir etki olarak özellikle sosyal hayatınızda yardımlar getirecek. Sevdiğiniz kişilerle daha fazla bir arada olabilirsiniz. E, grup faaliyetleri, ekip çalışmaları veya keyifli faaliyetler olabilir. Bunlar aile arası toplantılar, kutlamalar e, olabilir mesela. Hani buralarda keyifleriniz de var ay geneline baktığımızda 14 Haziran'da e, Satürn-Uranüs karesi netleşiyor ki bu yılın en önemli açılarından birisi. Boğa Burcu'nda Uranüs, Kova Burcu'nda Satürn. Sizin için bireysel olarak çok önemli bir tesiri olmayabilir. Ee, ama daha kolektif alanda stresler yaratabilecek, biraz huzursuzluklar yaratabilecek bir açı bu. Ee, sizi de ikincil olarak yani çevrenizde olup bitenler açısından biraz belki etkileyebilir. Ee, özellikle e bunun da dolaylı olarak iş hayatınıza ya da sevdiğiniz kişiler, akrabalar, yakın çevrenizde olup bitenlerle ilgili biraz tesirleri olabilir. 14 Haziran ve yakınlarında maddi manevi hiçbir alanda çok fazla risk almamak belki daha doğru olabilir. Evet, Merkür 22 Haziran'da ilerlemeye başlayınca enerjiniz artıyor. Daha böyle bir netleşiyorsunuz. Mars da Aslan'da olacak artık 11 Haziran sonrası. Mars Aslan'da çok özgüvenlidir ama yani sizin için biraz kontrolsüz durumlar yaratabilir. O yüzden Mars'a dikkat edelim. Ee, bazen sizin kontrolünüz dışında yani arka planda olup bitenler iş hayatında da olabilir. Bu özel ilişkilerde de olabilir. Ee, bilmediğiniz, görmediğiniz biraz gizli olup bitenler e, söz konusu. Bunu işaret ediyor. Bu yüzden güvenliğe dikkat edeceğiz. Yani kontrolümüz dışında olup bitenlere karşı daha tedbirli olmamız gerekiyor. Evet ve 24 Haziran'da Dolunay var. 3 derece oğlak burcu Dolunay'ı. Ee, sizin için çok verimli bir Dolunay. Güzel bir Dolunay bu e, oğlak Dolunay'ı. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 3 derece ve yakınlarında ve öncü burçlardaysa e, tesirleri e, artabilir. Daha güçlü olabilir. E, Venüs ve Jüpiter'in de güzel bir üçgeni var bu dolunay sırasında. Dolayısıyla romantik etkileri de arttırıyor. Dolunay tutulmalara göre daha kısa sürelidir. Haziran'ın son haftası, Temmuz başlarında olan süreçte sizi mutlu edecek, keyiflendirecek, hayatınızda iyice etkiler getirebilir. Hani bu sevdiğiniz kişilerle olabilir, güzel bir aşk olabilir, romantik paylaşımlar olabilir çocuklarla ilgili mutluluklar olabilir. Belki bazı eşinizle mesela çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Hani bununla ilgili güzel bir gelişim olabilir. Eşinizin size güzel maddi manevi sürprizleri olabilir. Güzel bir tatil gezi imkanı olabilir. Hani yeteneklerinizi, yaratıcılığınızı değerlendirebileceğiniz fırsatlar da var tabii ki. Hatta parasal bazı iyicil etkiler de var, şanslar da var. Bu dolunay güzel bir dolunay. O yüzden 22 Haziran sonrasında Merkür düzelecek. Güzel bir dolunay tesiri var. Gerek kişisel, gerek işle ilgili bireysel girişimlerinizi, planlarınızı, programlarınızı bu dönemde daha rahat uygulayabilir, daha fazla destek alabilirsiniz. Değerlendirmenizi öneriyorum sevgili başaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.